Arkadaşlar merhaba. Philips 108 ekran televizyonumuzu paketten çıkartıp açacağız. Beraber inceleyeceğiz. Bu ürünümüz 6500 serisi 2018'in yeni çıkan modeli. 43 Plus 6503 modeli bu ürün. 4K internet, smart audio, wifi cihazda mevcut. Açacağız. Beraber inceleyeceğiz. Arkasındaki girişleri size de göstereceğim. Belki almak isteyen arkadaşlarımız varsa da alacak olan arkadaşlarımız için inşallah video faydalı olur. Açalım, beraber inceleyelim. Size ürünü tanıtacağım, göstereceğim. Açalım şimdi beraber. Açalım. Evet, paket içerisinde gördüğünüz gibi ayakları var. Hemen şu köşede. Şu kısımda ayakları mevcut. Kablosu ve ayak bağlantı vidaları mevcut. Kumandasını da gösterelim size. Normal klasik Philips'in kendi kumandalarından bir farklılık yok bu modelde. Diğer modellerindeki kumandanın hemen hemen aynısı diyebiliriz bunun. Evet, şu anda paketten çıkardım arkadaşlar. Sizlere arkasındaki girişleri göstereyim. Hemen sol tarafında şu kısımda açma kapatma, sağ sol joystick gibi kullanabileceğiniz bölüm var. Enerji kablosunu buraya takıyoruz ve arkasındaki girişlere göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi optik giriş mevcut. Ses sistemi bağlayabileceğiniz ve USB 3.0 var. Kablolu internet bağlantısı, ethernet girişini kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında uydu girişi mevcut. Bu kısımdan bağlantı yapıyorsunuz. Belediye yayınları içerisinde karasal yayın girişi de bu kısımda. İki tane HDMI girişi var bu alt kısımda. Ve hemen şu üst kısımdaki girişlere de bakabilirsiniz şöyle. Ve hemen sol tarafında bir HDMI ve USB girişi daha mevcut. Ürün genel olarak güzel. Memnun kalabileceğiniz bir ürün diye düşünüyorum. Philips 108 ekran modeli bu şekilde. Kalınlık olarak da şu alt kısım hoparlör kısmı zaten standart genişlikte oluyor, genelde kalınlıkta oluyor bu kısım. Yani televizyon çok kalın değil, çok ince de değil. Hemen diğer taraftan gösterelim. Televizyonun arka kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani cihazda dediğim gibi internet, smart audio, wifi uygulayıcısı var. Fakat cihaz biliyorsunuz Android televizyonu, özellikle piyasada iki tane işletim sistemi var. Bir kendi normal kullandığı Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor. Ve diğer modellerinde Android işletim sistemi var. Bu modelde Android yok. Normal Linux tabanlı işletim sistemi mevcut. İsteyen arkadaşlarım piyasada uygun fiyatla bunu bulabilirler. Daha çok Android 108 ekran televizyonlar daha pahalı oluyor. Ama biraz daha kullanışlı oluyor. Uygun fiyatlı, kaliteli bir ürün düşünüyorsanız bence bu ürünü alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü piyasada çok fazla televizyon markası var. En çok tercih edilen ürünler genelde Samsung, LG ve Philips olarak piyasada şu anda talep görünüyor. Yani bu ürünü almak isteyen arkadaşlarım, sizlere videoda gösterdiğim gibi ihtiyacı olan arkadaşlarım, işte bazıları flash bellek 2 tane 3 tane girişli ya da HDMI daha fazla olan bir televizyon düşünebilir, ama ben bu modelde size bunları göstermek istedim, girişlerini. Videonun sonunda görüntüsünü de ekleyeceğim. Merak eden arkadaşlarım olursa zaten detaylı bir şekilde videomu dinleyerek ve izleyerek faydalanabilirler. Hemen ön tarafını da çevireyim bir. Ürünün ön tarafından görünüşü bu şekilde. Enerji tüketimini gösterelim hemen. Yıllık ortalama 100 kW elektrik tüketiyor. 43 inç ve 108 ekran. 2018 model. Gördüğünüz gibi Ultra HD cihazımız. Evet, bu modelde 6500 serisi bu şekilde. Arkadaşlar video inşallah faydalı olmuştur. Eğer konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz bu ürünle ilgili Philips yetkili servislerini arayabilirsiniz. Bunun dışında ürünle ilgili ekstra bir bilgi edinmek isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiği kadarıyla faydalı olmaya çalışacağım, yorum yazacağım. Bunun dışında
kanalıma abone olursanız ve video ise beğenirseniz de sevinirim.